Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde olan %10 seçim barajı televizyonumuzda yayınlanan haftanın sohbeti özel programında değerlendirildi. Bültenimize bu programda yapılan değerlendirmelerle devam ediyoruz. Genel kurulunda değerlendiriyor olması çok önemli bir gelişmedir. Bu hususta Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz yasa çıkartmaz. Yasaların anayasaya uygun olup olmadığına karar verir. Ve burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de geçmişte verdiği bu barajın demokrasiye aykırı olduğu, hatta Türkiye ile ilgili halkın %43'ünün temsil edilemediği görüşü de vardır. Evet. Umarız ki, ümit ederiz ki Anayasa Mahkemesi anayasaya, insan haklarına aykırı olan bu seçim barajını ile ilgili yasayı iptal eder. Yani şimdi Anayasa Mahkemesi bu yasayı iptal ettiği andan itibaren artık seçim barajı diye bir yasa yoktur. Bundan sonra meclis herhangi bir barajla ilgili kanun çıkarsa dahi bir yıldan kısa bir zaman kaldığı için çıkarttığı bu yeni baraj uygulaması bu seçimde değil, bir sonraki seçimde ancak uygulanabilir. HDP bu seçimlere barajla girmeyeceğini söyle, ya başka bir parti bünyesi altında ya da bağımsız olarak girmeyecekleri, kendi partileriyle gireceklerini söylediler. APO'dan böyle bir mesaj var. Eğer bu parti %10 barajını aşamazsa o zaman gidecek Diyarbakır'da kendi parlamentosunu kuracak. Eğer şimdi %10 barajının geldiği noktaya bakın aynı zamanda. Yani ülkeyi bölecek iki parlamentoya, üç parlamentoya götürecek bir tehdit haline geldi. AKP efendim %47 ile %40 ile %80'lik bir iktidarı kontrol etsin diye ülkenin bölünmesine hiç kimse müsaade edemez. Etmemeli. Bu açıdan da hükümet bir taraftan Adalet Anayasa Mahkemesi'nin uygulamaları altında, öbür taraftan da PKK'nın ya da HDP'nin ya da APO'nun talepleri doğrultusunda arasına girmiş durumda. Buradan umarız ki millet adına bir hayırlı kapı, bir adil çıkış gerçekleşecek. Bunun işaretleri var. 12 Eylül vesayet, yani hükümetin tabiriyle askeri vesayet maddesidir. Anayasa Mahkemesi böyle bir kapı açtığında belki en çok sevinmesi gereken hükümet olması lazımdı. Hepsi panikledi. Sayın Kuzu sanki efendim hukuk devletinde değil de kendisini dağ başında görerek uygulatmayız gibi bir beyanat veriyor. Açık beyanat veriyor. Evet. Yani bir başka şey, eğer Anayasa Mahkemesi ağır hak ihlalinden bireysel başvuru, partilerin de başvuruları söz konusu olabilir, birleştirip ağır hak ihlali gerekçesiyle de maddeyi iptal ettiğinde boşluk da doğmaz. İptal ettiğinde barajsız bir seçim olur. Ha, hükümetin düzenlenmesi daha sonraki seçimlerde uygulanabilir. Seçim barajı 1980 ihtilalinden sonra bu yasal hüküm konuldu. Ve bugüne kadar bunu gelen iktidarlar kaldırmadılar. AKP iktidarı sivil anayasadan bahsediyor sürekli. Sivil anayasadan bahsediyor. Yani anayasa hükümlerini bile değiştirmek sivil olsun diye. Ama rahatlıkla değiştirebileceği bir kanunu ve hakikaten temel hak ve özgürlüklere aykırı olan bir kanunu, açık şekilde aykırı olan bir kanunu ve ülke menfaatlerine aykırı olan bir kanunu değiştirmiyor. Kendi yararına gördüğü için. Yani burada bir defa AKP iktidarının kendi menfaatleri doğrultusunda hiçbir şeye değer vermediğinin bir delili bu. Millet iradesine değer vermediğinin delili, sivilmiş, askermiş, böyle bir ayırma değer vermediğinin bir delilidir bu. En büyük demokrasi imtihanını AKP her zaman kaybetmiştir. %10 barajı kaldırmamakla.